Evet, Davos'tan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Burada önemli konuların konuşulduğunu hemen hemen her röportajımızda belirtiyoruz. Ama tabii medya gözüyle izlenmenin ötesinde burada çok önemli adlar ülkemizden takip ediyorlar ve kendileri de kendi perspektiflerinden kıymetli değerlendirmeler sunuyorlar. Onlardan bir tanesi bizlerle bugün Birim Gümrah ilaç sektörü profesyoneli, eski profesyoneli ve danışman. O da bütün seminerleri dikkatle dinliyor. Kendi aramızda da sohbet ediyoruz. Bugün bize gözlem değerini aktaracak. Birim Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar. Şimdi ilk sorum şu olacak. Yapay zeka aslında genel olarak ön plana çıkmış gibi. Burası doğal olarak dünya ekonomik zirvesi olduğu için ekonomiyle ilgili konular konuşuluyor ama sağlığın da bunun içerisinde artık eskiden olduğundan çok daha fazla ön planda olduğuna şahit oluyoruz. Neler gözlemlediniz siz? Zirveyle ilgili dikkatinizi çeken hangi unsurları bizle paylaşmak istersiniz? Evet. Haklısınız. Bu sene Davos zirvesinde yapay zeka ve bunun sağlık sektörüne etkisi oldukça tartışılıyor. Temelde gördüğüm aslında yapay zekanın kullanımıyla birlikte ilk olarak ilaç geliştirme hızlanacak. İlaç şirketleri bu yönde verileri daha hızlı analiz ederek ortalamada 10-15 yılda çıkan bir yeni ilacın çok daha kısa sürede artık çıkabileceğini söylüyorlar. İkincisi tanı ve teşhis konusu. Burada da yapay zeka kullanımıyla hastanın doğru teşhis alması ve doğru ilacı kullanması aslında sağlanabiliyor olacak. Bu tabii hekimi çok destekleyeceği gibi ekonomik anlamı da var. Yani bir ilacın daha hızlı gelmesi, daha doğru ilaca bir hastanın doğru tanı alarak kavuşması, sağlık sisteminde yapılan gereksiz harcamalara önemli bir tasarruf getiriyor olacak. Benim gördüğüm üçüncüsü ve aslında yeni diyebileceğim bir konuda bir hastaneyi küçük bir ekosistem olarak düşünelim. İçerisinde verilen sağlık hizmetinin bir bölümünün dijital yönetilmesi, bir bölümünün fiziksel yönetilmesi. Dolayısıyla hastane içerisindeki sistemin yeni dünya ile uyumlu hale getirilmesi ve daha ekonomik, verimli diyeyim, daha verimli yönetilmesi tartışılıyor. Tabii verimlilik, bir hastane içerisinde verimlilik, sağlık personelinin daha doğru yerlerde olması, bir bakıma enerjisini boşa verdiği yerlerin de dijital yönetilmesi tartışıldı. Bu bence son derece ilginç. Dolayısıyla benim gördüğüm sağlıkta oldukça güzel gelişmeler olacak. Tabii yaşlanan dünyada mevcut sağlık sistemlerindeki sağlık personeli, gerek yardımcı sağlık personeli, gerek hekim, yaşlanan dünya karşısında hani az bir açığı var bütün dünyanın. Ki onların da şartlarının oldukça zorlaştığından bahsediyoruz her ülkede. Aynen, pandemide çok tartışılan konulardan biri pandemiden öğrendiklerimizle ne yapacağız? Biz bunu mevcut sistemlerimize nasıl entegre edeceğiz? Ve bunu yapacak tek jenerasyonuz. Bu jenerasyon bunu yapmalı ki bir daha böyle bir salgın gelirse hazırlıksız yakalanmasın. Dolayısıyla sağlık personelinin gereksiz efor verdiği yerlerden çekilmesi, bunun dijital yönetilmesi ama olması gerektiği yerde olması, coğrafyasal olarak zor olan yerlere sağlık sisteminin teknolojiyi kullanarak ulaştırılması en ilginç konulardandı. Ve bu yönde de yapılanmalar var. Tabii en önemli konulardan biri kişisel veriler, sağlık verilerimiz. Yani bunlar sensitif bilgiler. Ama eğer bundan çok korkarsak biz bu dijital gelişimin getirdiği nimetlerden de faydalanamayacağız. Dolayısıyla hem regüle eden ama bir diğer taraftan da yolda yürürken öğrenen ve sistem geliştiren olmak çok kritik. Herkesin kendi verisi olmalı. Herkes kendini bir, her millet, her sağlık sistemi kendini bir ekosistem gibi düşünüp kendi verilerinden öğrenip kendini düzelten konuma geçmeli. Hani bu çok çok önemli benim kişisel görüşüm. Ve tabii bunu yapabilmek için eğitim.
Eğitim çok hayati. Yani hepimiz pandemide gördük. Sağlık çalışanlarının işe gidebilmesi için okulların açık olması gerekiyor. Çocuklarımıza öğretmen gerekiyor. Ve bu yönde eğitim sisteminin de aslında herhangi böyle bir acil durumda hazır olması. Keza şu andaki dijital gelişime ayak uydurabilen, bunu iyi anlayan ve burada yaratıcı olabilen bir neslin yetişmesi için neler yapılmalı? Bunlar çok entegre olduğu için biraz sağlıkla eğitime de iç içe ben gördüğüm için bunu da gündeme getirmek istedim. Çok doğru söylediniz aslında. Tabii doğru ya da yanlış diye değerlendirmek bana düşmez. Sizi de burada üşütüyoruz ama sizin bu vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler sonrasında da aklıma şu geldi. Hazır salgına dikkat çekmişken. Şimdi ister istemez şoke edici. Belki 10-11 yıl önce Contagion filminde görmüştük bunları ama yine de çok bize yakın gelmiyordu. Bir anda işinde bulunca kendimizi 7'den 77'ye her yaş, her millet, her ülke, her işte ekonomik, sosyoekonomik gruptan insan şoke oldu bunun karşısında. Şuna dair bir olumlu gelişmeler olduğundan bahsettiniz. Umudunuz var mı? Allah korusun, hani bir daha böyle bir şey olduğunda daha da hazırlıklı mıyız? Ona dönük bir irade gözlemliyor musunuz? Ona dönük bir irade kesinlikle gözlemliyorum. Bir kere duyduğum kadarıyla Avrupa'da sağlık personeli sayısı artıyor mutlaka. Yani bizde de öyle, sağlık personeli sayısının öneminden bahsediliyor ve buradaki açığı yetiştirmek bir an evvel için çalışılıyor. Bir de pandemide gördüğümüz, aslında imkanı olan, parası olan ülkelerin burada gelen ilaçlara hızlı ulaşırken, buna mümkün olmayan, parası olmayan ülkelerin geri kaldığı, hatta ilaca ulaşamadığı. Ama şöyle bir gerçek var bu denklemde. Bir pandemi önlenecekse dünyanın her yerinde önlenmesi gerekiyor. Yani bunun fakiri zengini yok. Dolayısıyla benim gördüğüm, şu anda dünyada almak konusunda maddi imkanı olmayan ülkelerde ilaca erişim konusunda fon yaratma, mevcut üretim tesislerinde kapasite arttırma ve hatta Afrika'da örneğin aşı üretebilecek tesislerin kurulması, Dünya Sağlık Örgütü'nün bu yönde ciddi çalışması var, araçları var ve ülkelerle çalışmaları var. Bu da sevindirici.